Kayseri mutfağından börek aşı. Hamur için 1 yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı su, 3 bardak un. İç harcı için 3 soğan, 200 gram kıyma, 1 tutam maydanoz. Sos için 2 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane. Son yemeğimizde sıra börek aşı. Börek aşımız. Adı çok güzel bence. Aş demeyi ben çok severim. Çorba yapacağız. Gelenekseldir. Hamurlar yapacağız, değil mi? Sen şimdi başlayalım. Benden ne istiyorsan söyle. Ben senden su istiyorum. Bir tane yumurta kıracağım. Şimdi bir beze dedin, bir hamur beze yapacağız. Yeterli, bir beze 7-8 kişiye yeterlidir. Tamam. Küçük küçük sıkacağımız için tuz verir misin bana? He? Yeterli. Tamam. Yeterli, sağ ol. Ben biraz bir miktar su koyayım, bir bezelik hamur yoğuracağım kadar. Bir bardak su. Evet. Başka? Başka bir şey yok. O kadar. Bu hamurumu yoğurayım. Un, su, tuz, bir de yumurtası var. Un, su, tuz, bir var. Yumurta tabii ki. Biraz dinlenmesi gerekiyor. O arada da hemen içimizi hazırlarız. İç harcını yapacağız. Sert bir hamur mu? Sert bir hamur olacak. Tamam. Mantı gibi yani. Mant hamur tabii ki. Aynen. Özleşip parlaması gerekiyor. Hay canım, yani elinin sıcağı geçmiş hamur ha. Güzelsin diye. Evet. Harika oldu hamurumuz. Tamam. Böyle birazcık dursun. Güzel açılması biz içini hazırlayalım için bekleteceğiz. O arada da içini hazırlayacağız. Kaç soğan istiyorsun? 3 küçük soğanımız var. Yeterli. Tamam. Bu arada bana bir tahta verir misin kızım? Maydanoz doğraya. Sen pişmeyecek dedin, ben tencereye aldım. Yanlış yaptım o zaman. Başka bir kaba alacağım. Şöyle güzel bir servis tabağına alsak ki. Şöyle. Ha, ona koyalım, tamam. Bana 3 tane soğan suyunu süzdük. Bir tahtayı verir misin Nursel'cim? Nursel'cim kıymamı da getir. Getiriyorum. Kıyma 200 gram falan galiba. Yeterli, yeterli. Ha? Evet, 200 gram. Çok et yemiyor. Yetişir. Yetişir yeter ora canım. Mi? Yeter. Tamam. Biz mantı gibi bir şey yapacağız değil mi? Küçük küçük. En küçüğünden mantılar yapacağız. Bohça gibi sıkacağız. Küçücük küçücük. Aynen. Mercimek haşlayacağız şimdi. Yo, haşladım ben mercimeğimi. Tamam o zaman tenceremize tamam koyalım. O bir an evvel haşlansın. Salçalı naneli tereyağı yakacağız. Tamam. Buna baharatlarımızı atalım. Oldu. Tuzumuz. Başka tuzumuz neyimiz var? Toz biberimiz var ya. Toz biber. Şöyle. Birazcık daha at da. Sadece sarsın. Bir beze için yaptığımız için içimizi bu kadar az tutuyoruz. Küçük küçük mantılar yapacağız. Tabii ki canım. Güzel. Çok, içimiz çok güzel oldu. Çok güzel misin oldu? Çünkü maydanozunu bol tuttun. Bir tutam ve çok güzel kıydın. Ufacık kıyınca da hanım çorba, börek çorbası ufacık kesildiği için. Evet. Bize sıkıntı vermesin sıkarken. Tamam. Ben şimdi masanı temizleyeyim. Tamam. Direkt açmaya başlıyoruz. O arada eline da sosunu da yaparız. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne kadar diyeyim? Nohut kadar, nohuttan bile küçük mantılar yapacağız. Hamurun galiba güzel dinlendi. Güzel dinlendi. Halbuki çok da güzel açılıyor yani. İçini açana kadar dinlendirdik. Ya bir yarım saat dinlendim zaten yeterlidir. Oklavamı beğendin mi? Oklava çok güzel iş yapıyor. Buyurun, buyurun, buyurun. Tam Kayseri'nin zor işinin üzerine geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Laf sıkacaksınız. Bunlar size hediyemiz. Hazır pasta. Evet, hoş geldin dedik. Siz gidin o zaman. Kız bu ne? Bayıldım. Kim bunlar? Kim? Teyzemin kızı, teyzemin kızı, teyzemin gelini. Ellerine sağlık. Kolay gelsin. Beni düşünmüşsünüz.
Çok, o zaman çok sevindim. Neymiş? Allah boş oturanı sevmezmiş. Sevmiş, kaynanınız da seviyormuş sizi. Mantı yapmayacaklar artık. Ellerine sağlık. Sen biliyorsun, göstersene lavabonun yerini. Ellerini yıkayıp gelsin. Hadi ellerinizi yıkayın, gelin. Hızlıca gelin bakalım. Kurtuldum. Yaşasın. Ay ne kadar güzel denk geldi. Doğrusu pek memnun oldum ben bu işe. Ben de çok memnun oldum. Ellerine sağlık. Bayılıyorum Kayserililere. Nurseciğim, tencereye suyu koy, mercimeği içine taşlama dursun. Biz hemen çorbamızı sıkarız. Yaptıklarımızı da sonra mercimekli suyun içine alacağız. Tabii ki. Hı. Tabii. Bir o zaman sosu mu var bunun? Ayrı tereyağı şu falan dedin ya. Tereyağı, salçalı, naneli yağ yapacağız. Hı. Ne kadar koyayım, su bakar mısın? Biraz daha biraz koy. Biraz daha koy. Hı. Koy. Mercimeğini de ekleyeyim. Bir kase akşamdan ıslatılmış. Birazcık da pişirdim vallahi, ıslatmadım aslında. Bir kasede az haşlanmış mercimeğimiz var. Çünkü pişmeye devam edecek. Şimdi bunun kesme şekli de çok önemli. Evet. Sen bana bir öğret bakalım nasıl keseceksin. Selametciğim. Masam. Efendim, git bak, tahtayı verir misin? Sana daha güzel kesebileceğim bir şey getirdim. Masama bak, ne oldu? Canın sağ olsun ya, şaka yapıyorum. Kızlar masa. Neredesiniz ya? Çok korktum gelmeyeceksiniz diye. Bakayım, ay senin ne kadar bileziğin var. Sen daha bunun kaç katı var da. Vallahi. Ya bu Kayserililerin durumu nedir ya? Böyle süs. Süs seviyorsunuz siz, ha? Bütün hanımlar süsü sever de. Hoş geldiniz. Ama yakışıyor. Kolay gelsin. Yüzükleri toplayayım ben. Pamuk eller cebe. Hiç hoşlanmıyorum ben yemek yapılırken böyle. Ben de kız tarafından bir yüzük. Oo. Bence bileziklerinizi de vermeniz gerekiyor. Bak gelininkini istiyorum ben esas. Orada bir beşi bir yer, beş taş mı? Bir taş var orada. Ver bakayım neymiş o? Kız oğluna ne masraf ettirmiş ha bak. Olsun güle güle kullansın gelini. Gerçek mi almasın bu? Ki? Aa, olsun. Bak. Tabii gerçek mi? Adam çalışsın bütün gün, gitsin gelin beş taşlı şey aldırsın. Bir tane taş neyine etmiyor? Ama yakışıyor Nurselciğim be. Taksınlar. De ver. Ha. Bu Doğuş babamın hediyesi, kayınpederim. Aa, bak ne zevkliymiş eşin ya, Selamet abla. Evet. Eline sağlık, alır eşi. Onun eşi. Kızlarıma da aldı, gelinime de aldı. Hepsini hediye yapmıştı. Oldu o zaman. Ben kaç tane verdim bir düşüneyim bakayım. Bir. Evet, şimdi ne yap? Ben bilmiyorum vallahi. Şöyle gelin siz de bence. Ay bu iş çok iyi oldu doğrusu. Selamet ablacığım, biz de bir taraftan istersen başlayalım. Sen onları yay. Çok memnun olurum. Hemen sıkarız. Ellerinize sağlık. Ben istersen bir tane örnek yapayım. Benim bir temizlik işim vardı. Şöyle. Onu gidip halledeyim. Çamaşır falan yıkamayayım. Tamam, biz mantıyı sıkarız. Selamet sen abla gidebilirsin. Ne yapıyorsun? Bu ne? İşte öyle bir tane. Kaşık. Bu özeti bu. Size bence hemen başlayalım, anca bitiririz. Ben hayatta bunu yapamam. Ya, işte böyle. Boyun fıtıkların kalkar bunu. Al işte bu. Biliriz değil mi? Tabii ben keseyim. Şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Efendim canım. En zor iş yani maalesef görevim icabı. Ha? Yani kolay değil şimdi sunucu olmak, ev sahibi olmak. Ben bu kadar kişiye, 6 kişiye kahve yapmak zorundayım. Oo. Çok memnun oluruz. Ellerine sağlık. Yani yoksa yapmak isterdim de ağırlamam gerekiyor misafirlerimi. Tamam, hadi.
Gördüğünüz gibi Kayserililer bu kadar marifetli oluyor. Mincik 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 yapacaklar. Ben de onlara bol köpüklü güzel bir kahve yapacağım. Aferin, aferin. Kesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Çok sağ ol, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş kahveniz. Buyurun, en köpüklüyü Selamet ablama ver. Teşekkür ederim. Hak ettim değil mi? Ay, canımın içisin sen benim. Mantımız bitti. Ay, ay çok yoruldum mant yaparken. İnanır mısın? Hepsini çok bana yaptırdılar ya. Vallahi elimi sürdürtmediler. Teşekkür ediyorum. Çok hakikaten inanamıyorum size ya. Vallahi bak inanamıyorum. Piriş gibi oldu. Teşekkürler hanımlar. Evet gerçekten öyle. Çok teşekkür ederim. Siz ellerinizi yıkayın, dinlenin. Tamam. Şimdi geliyoruz. Benim hemen gelmeyin, hazırlayalım öyle gelin. Suyumuz kaynadı, koyalım bunu. Gel. 200 gram kıymadan yaptık bu mantılarımızı. O kadar gezdim, Kayseri'ye de geldim. Kimse bana bu çorbayı yapmadı biliyor musun? İlk defa sen yaptın. Biraz zor iş olduğu için. Galiba. Ama çok güzel bir çorbam oluyor. Afiyet olsun. Bugün bol bol ye inşallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunun bir sosu var. Onu yapmamız onu gerekiyor. Onu yapacağız. Bir yandan da o olsun. Kaşık mı? Birazcık daha koy. Pul biber atarız. Çorbamızın yağı da, sosu da hazır oldu. Ne koydun içine? 2 kaşık salça. 2 kaşık tereyağı, evet. Nane, pul biber koydum. Börek aşımız sunuma hazır. Evet.